Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifim var. İnanıyorum ki bu videoyu izleyince hemen mutfağa girip bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Bir tariften yumuşacık, kolay poğaça ve açma tarifi yaptım sizlere. Hadi hemen malzemelere geçelim. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı şeker, 1 tane yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tane yumurtanın akı, 1 kilo un ve üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısı. Yoğurma kabımızın içine sırasıyla ılık suyumuzu, ılık sütümüzü, sıvı yağımızı, mayamızı, tuzumuzu, şekerimizi ve yumurtanın aklarını katalım, bir güzel karıştıralım. Elimizle biraz toparlayalım ve streç folye ile üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Evet, hamurumuz mayalandı, çok da güzel kabardı. Şimdi hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayıp yağlı kağıdın üzerine serelim ve yine üzeri kapalı yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım. İsteyenler bu tarifimizin içine peynir de koyabilir. Poğaçalarımız yarım saat üzeri kapalı dinlendikten sonra tepsimize alalım ve üzerine yumurta sarısı sürelim. Pişirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 dereceli fırına pişmesi için gönderelim ve aynı tariften olan açma tarifimize geçelim. Mandalina büyüklüğünde dinlendirdiğimiz bezelerimizi elimizde tek tek biraz uzatıp yağlı kağıdın üzerine koyalım ve üzeri kapalı 10 dakika kadar dinlendirelim. Arkadaşlar, bu arada ben bu tarifi akşam yaptım. Yemek masamda denedim, yani mutfakta yapmadım çünkü mutfağım biraz karanlık, akşamları çekim yapamıyorum. O yüzden salonumda böyle lambanın altında sizlere tarif yaptım. Görüntü nasıl bilmiyorum, yani size şu an hani kalite olarak nasıl görünüyor onu bilmiyorum. Eğer beğenirseniz belki bazı tariflerimi artık akşam yapacağım çünkü inanın gündüz vakti bazen fırsatım olmuyor. Evi temizle, çoluk çocuğu okula götür, yemek vesaire derken gün bitiyor, akşam oluyor. Bazen fırsat bulamıyorum ve istediğim tarifleri bazen yapamıyorum. Eğer bu görüntü hoşunuza gidiyorsa böyle akşamüstü çocukları yatırdıktan sonra size güzel tarifler yapabilirim. Evet, bezelerimizi gördüğünüz gibi tek tek uzattık. Yağlı kağıdın üzerine koyup üzeri kapalı bir 10 dakika dinlendirdik. Şimdi dinlendirdiğimiz bezelerimizden açma yapacağız arkadaşlar. Şöyle tek tek alalım elimizde. İki taraftan çekelim. Zaten dinlendiği için hamur kendini salıyor ve uzadıkça uzuyor. Ama çok fazla uzatmıyoruz. Sadece biraz çekelim.
Ortadan ikiye katlayıp iki tarafından da bükelim. Sağ sol bir şekilde büküp ağız tarafını kapatalım ve elimizle biraz ağız tarafını sıkalım ki iyice birbirine yapışsın. Sonrasında da hepsimizi alalım. Geri kalan bezelerimizle aynı işlemle devam edip hepsimize dizelim.